Burç Tuvay, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, çok teşekkür ediyorum. Her şey yolunda umarım. Yaz ayları. Da çok teşekkürler. Yaz Aktarmaya ayları devam. biraz yoğun da olsa bizler çalışmaya devam ediyoruz tabii. Nerede olursak olalım. Sevgili Burcu Tuvay, biraz konuşalım. Türkiye'de son dönemde en popüler gündemlerden biri haline geldi girişimcilik iklimi. Biraz aldığımız yolu bir masaya yatıralım. Ondan sonra sorularım olacak. Açacağız biraz sohbetimizi ama şu an itibariyle gelen fotoğraf ne? Girişimciliğin hangi noktasındayız? Şimdi şöyle aslında girişimcilik ekosisteminde bu yıl bize çok iyi haberler geldi. Özellikle Haziran itibariyle yani malum pandeminin etkisiyle beraber bütün dünyada yatırımlar durma noktasına geldi, hatta durdu. Ama biz arda arda girişimlerden yatırım haberleri almaya başladık. Örneğin Getir Silikon Vadisi'nden 38 milyon dolarlık bir yatırım. Hemen ardından biliyorsunuz Games 1.8 milyar dolara satılarak aslında ilk unicornumuz oldu. Unicorn derken ilk büyük çaplı girişimimiz, dünya çapında bir girişimimiz çıktı. Ve bunların hepsi pandemi döneminde oldu. Aslında benim sektörden yani sektör temsilcilerinden aldığım duyumlar şöyle. Yani biz en zor zamanı geride bıraktık. 2017'den itibaren tabiri bir çoraklık dönemi yaşıyorduk, kuraklık dönemi yaşıyorduk. Girişimcilik ekosisteminde tabii ekonominin de etkisiyle. Ama biz artık yani ektiğimiz ürünleri toplamaya başladık, meyveleri almaya başladık ve açıkçası bu unicornların sayısının artması bekleniyor. Biraz konuşalım, bunu da açacağız. Özellikle bilişimle birlikte değerlendirmek isteyeceğim ama girişimle ilgili bir kafa karışıklığımız yok mu? Biraz herkesi girişimci yapmaya çalışmıyor muyuz? Orada da bir sakatlık yok mu? Yani tabii bunların hepsi dediğiniz gibi doğru birbirine bağlantılı. Her fikri olan bir girişimci olamaz. Yani buna da teşvik edilmemesi gerekiyor. Bu yüzden de zaten hani bir yol haritası var. Kuluçka merkezleri bunun için var. Yani bir fikriniz var ama ticarileştirmek istiyorsunuz. O kuluçka merkezlerine gidiyorsunuz. Bakıyorlar, olabilir, ürüne dönüşebilir. Onun üzerine eğitimler alıyorsunuz, mentorluk eğitimleri, mentorlarınız oluyor. Yatırımcılarla buluşuyorsunuz. Yani hani ürünün prototipleşmesi konusunda size yardımcı oluyorlar. Ama çok haklısınız. Yani herkes girişimci olmak istiyor. Yani kısa yoldan Para evet. kazanmak istiyor açıkçası. Peki Evet. girişimlerde durumumuz ne? Hadi yeni girişim, yani çok genç bir nüfusuz, yeni girişim dalgası var. Bir şekilde bunlar destekleniyor da mevcut girişimleri ayakta tutma noktasında neredeyiz? Yani 10 tane yeni girişimimiz olsun ama artı 10 olsun. Mevcutlardan da kaybetmemek gerekiyor. Oradaki denge nasıl? Aslında şu anda mevcutların bayağı bir yol kat ettiğini ve büyümeye başladığını görüyorum. Yani mesela Startup Watch'un verilerine göre 2020 yılının ilk çeyreğinde 27 şirket yatırım aldı. Ve bunların birçoğu 5-10 milyon dolar bandında yatırım aldılar. Yani bakın eskiden biz mesela 100 bin, 200 bin liralık yatırımlardan bahsediyorduk ama artık milyon dolar aşmaya bu alınan yatırımlar. Dolayısıyla şu anda aslında 2-3 yıllık ya da 4 yıllık, 5 yıllık kurulan girişimlerin çok ilgi çektiğini, yabancı fonlardan ilgi çektiğini ve hızla büyümeye başladığını, dünyaya yayıldığını görüyoruz. Bence mevcut ekosistem için harika haberler. Peki bundan sonraki süreçte özellikle yeni ekonomi içerisinde meseleleri nasıl algılıyor Türkiye? Neler yapmayı planlıyor? Hani biraz not defterine düşenleri de bizle paylaşırsan sevinirim. Tabii seve seve. Yani aslında daha çok biz bu dönemde pandemiyle beraber teknokentlerin içerisinde geliştirilen ürünleri görmeye başladık. Yani herkes bir koldan hani bu ventilatör olabilir, solunum cihazı olabilir, hastanenin içerisinde hasta takibini sağlayan, kolaylaştıran uygulamalar olabilir, tabanlı girişimler olabilir. Biz önümüzdeki dönemde aslında daha bence sağlık startuplarını konuşmaya başlayacağız. Çünkü bu anlamda gerçekten Türkiye'nin hem de dünyanın çok büyük bir ihtiyacı olduğunu gördük. Öyle değil mi? Yani hepimiz bir yandan solunum cihazı, maskeydi vesaire. Herkes bir panik oldu. Fakat teknoparklar özellikle birbirleriyle yarış haline girdiler. Hatta bize Ekonomist Dergisi olarak da yazmıştım ben. Bu anlamda bence sağlık startuplarının önümüzdeki dönemde dünyada ses getireceğini düşünüyorum açıkçası. Bu arada sağlık sadece pandemi değil. Pandemide herkes biraz çok fazla farkına vardı ama
Mesela sağlık çok uzun zamandır yapay zeka konuşuyor, yeni teknolojiler konuşuyor, giyilebilir teknolojiler konuşuyor. Sağlık yeni ekonomi sanki biraz daha iyi yakaladı, ne dersin? Kesinlikle, kesinlikle. Yani çünkü bahsettiğiniz şeyler aslında sağlıkla o kadar bütünleşik, birbirinden ayrılmaz şeyler. Dolayısıyla ben sağlık startuplarının bu yeni ekonomiyi çok iyi yakaladıklarını düşünüyorum. Haklısınız. Peki her şey güllük gülistanlık mı ya? Girişimciler ne istiyor? Girişimciler yatırım istiyorlar, fonlanmak istiyorlar, finansmana daha çabuk ve kolay ulaşmak istiyorlar. Onun dışında tabii ki mentorluğa çok ihtiyaç. Her girişimci tabii ki mentor bulamıyor kendini, takdir edersin ki. Dolayısıyla bu anlamda bence yol haritasına ihtiyacı var girişimcilik düşünüyorum. Bilişim Medyası Derneği Başkanı, bilişim yazarı, gazeteci, sevgili dostum Musa Savaş bizlerle. Musa'cığım hoş geldin yayınına. Hoş bulduk Çetin, nasılsın? İyidir başkan. Üstad, herkesin bir fikri var ama herkesin aklı karıştı. Ben nereye gidiyoruz soracağım ama ilk önce ne demiş atalarımız? İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batırır. Biz bütün bu bilişim yolculuğunu, dijitalleşme yolculuğunu, hatta senin zirvelerini de organize ettiğin siber güvenlik gibi konuları gazeteciler olarak bizler yeterince algıladık mı? Doğru biliyor muyuz? Yoksa biraz popüler gündemin içerisinde savrulup duruyor muyuz? Merak ederim nasıl gördün? Algılayacağız inşallah diyoruz. Sen de biliyorsun, biz gazeteciler öncelikle popüler tarafından yaklaşmayı daha çok tercih ederiz olaylara ve konulara. Çünkü amacımız yazdığımız şeyi okutturmaktır. Veya ürettiğimiz içeriği mümkün olduğu kadar çok insana ulaştırmaktır. Ne kadar çok yansıması, ne kadar çok okunurluğu veya ne kadar çok görünürlüğü olursa biz kendimizi o kadar başarılı addederiz. Fakat internetin hayatımıza girmesiyle birlikte yayıncılık biraz evrimleşti. Artık interaktivite de girdi işin içine. İnteraktivite girdiği zaman da bu sefer olayın boyutu değişti. Çünkü biz interaktiviteye de dikkate aldığımız an veya o an ürettiğimiz içerikte interaktiviteye de dikkate aldığımızda otomatikman odaktan kaymaya başladık. Yani konu X noktasında başlıyordu. Biz Z noktasında bitirmeyi hedeflerken bambaşka bir yerde bitirebiliyoruz o zaman. Dolayısıyla da nitekim bunun en büyük örneklerini de salgın sürecinde şeyde gördük. Bu hayatımıza girip moda olan video konferanslarda gördük hatırlarsanız. Yani video konferanslar hayatımıza bir girdi. Çünkü kimse bir şey bilmiyordu, nasıl yapılacağını, ne olacağını falan. Sonra interaktivite içinde boğulmaya başladılar. Önce bir YouTuber gibi herkes akşam yatıp sabah kalkıp video konferans yapmaya başladı. Ondan sonra derken video konferanslar önce pıtrak gibi çoğaldı ve interaktivite içinde boğulanlar, belli bir yere varamayanlar gitgide konsolide olmaya başladı. Ve dikkat et, son dönem video konferanslar aynı televizyon yayını formatına dönmeye çalışıyorlar. Yani tek taraflı yayıncılık. Çünkü sadece mevcut konuklarla yayıncılık şekline dönmeye çalışıyorlar. Şeye gelelim. Şeye gelince, siber güvenlik konularına gelince, şimdi şöyle bir cümleye şeyle başlamıştım. Popüler konuları tercih ederiz, popüler açıdan yaklaşmayı tercih ederiz. Şimdi bir hacker'ın X bankasını hacklemesi haber değil. Ama hacker'ın yaşı 13 ise bu çok büyük haber. Biz hep böyle yaklaştık. Oysa ve bu yaklaşımlar da ister istemez kamuoyunda şey şeklinde oluşmaya başladı. Bak, helal olsun çocuğa veya başka türlü. Yani hep övücü ve şey yapıcı. Oysa medyanın yaklaşması gereken şekil şuydu. Biz internet ortamını bir an önce Texas olmaktan çıkartmalı, etiği olan, etik kuralları olan, belli düzenlemeleri olan, daha düzgün, daha entelektüel yer haline getirmeliyiz olmalıydı. Ama bunu yapmadık. Şimdi siber güvenliğin şeyini fark etmeye başladı medya.
önemini özellikle Türkiye'de de kamunun gündemine, yani devletin gündemine siber güvenlik, hatırlar mısınız 2015 sonuydu yanlış mı hatırlıyorum, biz bir Rus uçağını düşürdük. Doğru. Ayıydı. 2015'ti değil mi? Sanırım. Evet, 2015'ti. 2015'te biz Rus uçağını düşürdük. Arkasından Rus hackerlar Türkiye'ye çok yoğun, özellikle kamu kurumlarına çok yoğun bir operasyonlar başlattılar. Ve akabinde ciddi anlamda kamunun gündemine girdi siber güvenlik. Dolayısıyla kamunun gündemine giren şey de zaten ondan sonra biçimlenmeye başlıyor. Bir iki üç cümlede kuantum aşamasından sonrasını, iki cümle bizi ne bekliyor? Kuantum aşamasından sonra. Evet. Önce bir kuantum aşamasına bir tam olarak dahil olalım. Daha kuantuma başladık denemez. Kuantum bilgisayarlardan bahsediliyor, şey yapılıyor falan. Kuantumdan sonrasını hani ben ömrüm vefa etmeyeceği için inan düşünmedim. Çetin. O yüzden. O kadar da değil, o kadar da yetişemeyiz diyorsun yani. Yetişemem diye düşünmedim. Ama şey olayı var. Şunu söyleyebilirim. Kuantum bilgisayarlarla birlikte yapay zeka çok ön plana çıkacak. Bu yani robotik üretimler ve yapay zeka bütünleşecek. Çok o şeyi kolaylaştıracak. Özellikle yapay zeka tarafını kuantum kolaylaştıracak. Orada şey söyleyeyim ben ya, yani insanlar kötü senaryolar üretiyorlar, işte yok akıllı robotlar olacak, yok işte her şeyi elimizden alacak falan filan. Ben daha önce de seninle birebir bir konuşmamızda söylemiştim. İnsanoğlu o kadar bencil ki yani dünyanın yönetimini robotlara bırakmaz. bırakmaz. Yani o yüzden herkesin işi rahat olsun, biz kolay kolay bu dünyadan vazgeçmeyiz bir kere. Doğru söylüyorsun valla. Bu bencillikle insanoğlu o işi de halleder. Sevgili Mustafa Savaş, çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi ve değerliydi aktardığın bilgiler.